Gülistan Dokunu'nun Mersin gibi bir yerde cinnete kurban gitmesi bizler için gerçekten çok üzüntü ve acı bir şey. Ve çok uzun süre bu artık gerçek arama kurtarma mı, göz boyama ara kurtarma mı bir sonuç vermemesi bizim için yine üzüntücüdür. Yani bizim beklentimiz katili varsa katilin bulunması, cinayetin meydanı varsa cinayetin çıkarılması ve bu olayın aydınlığa çıkarılması için Dersim için ve Dersim halkı için sevindirici bir gelişme olacaktır. Yani Dersim küçük bir bölgedir. Burada genç bir insanın cennete kurban gitmesi, insanların zaten acılı olan insanların acısına daha da acı sürmektedir. Beklentimiz bu cinayetin bir an önce sonuçlandırılması. Bir an önce inşallah bulunur da herhalde bir yeri belli olur. Yani bunu Türkiye Cumhuriyeti şeylerine sormak lazım. Yani askerine, polisine, uzmanına sormak lazım. Ne kaybetmişse onu da kaybetmiştir. Yani bu dersimde eğer bir vaka varsa onlara sormak lazım. Her kişi onların başının altında çıkıyor. Gülistan Oku bir yıl oluyor kaybedileli. Şimdi yani burada tabii ki bu cinayetin arayıcısı, bulucusu ben olamayacağım. Devlet olacak. Devlet bunu takip etmek zorunda. Devlet en küçücük bir ip ucundan yola çıkarak, mesela bir kol düğmesinden ya da küçük bir saç telinden yola çıkarak onlarca ilişki yakalayıp ardı ardına yakalayıp getirebiliyor. Şimdi buradaki zanlı Zeynal'dı. Yani bunun nerede olduğunun kolaylıkla bulunabileceğini düşünüyorum. Bu cinayetin tabii cinayet diyoruz, hani ortada bir ceset de yok. Cinayet diyoruz. Bunun aydınlatılmasının zorluğu olduğunu ben düşünmüyorum. Eğer istenirse, yani mülki amirler eğer isterlerse bunu çok kolaylıkla çözebilirler, bulabilirler. Evet, yani sadece Gülistan Doku bağımına değil, ülkede kadınlara yönelik çok ciddi anlamda bir katliam söz konusu. Yani yine burada yetkililer eğer yasalarla kadınları desteklerlerse, kadınların istediği şekilde kadınları desteklerlerse, erkeklerin belirlediği bir kanun, bir yasayla değil, kadınların belirlediği şekilde o çerçevede eğer bunu yaparsa devlet, bu cinayetlerin ben sıfırlanmasa da bile çok minimalize edileceğini düşünüyorum. Stand Up olayını geçen seneden beri evet bir yıl doldurdu. Gerçekten çok üzücü bir olay. Yani özellikle güvenliğin çok, yani çok sıkı bir olduğu bir yer bizim burası. Yani bırakın bir insanın kaybolması, bile uçan kuştan haber olan bir sistemde böyle bir insanın kaybolması ve bir yıl oldu geçti, bir haber alınmaması hiçbir şey gerçekleşmiyor. Onun üzerine gerçekten ya ciddi olarak durulmuyor. Ne bileyim, başka şeyler olur. Açığa çıkarmak istemiyorlar. Ve hatta önemsemediler. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar bir şekilde. Ama yani bu da yaşıyor sonuçta. Bizim de can güvenliğimiz. Yarın öbür gün bizim çocuklarımızla böyle bir şey başına gelir zaman biz kime soracağız? Kime şey yapacağız? Kuşkusuz yani. Çok ciddi bir olay. Umarım tekrar bu konu gündeme getirip, kamuoyunda gündeme getirip tekrar bu işin hızlandırılması ve bir an evvel bulunması en büyük temelimiz yani. Ben Gülistan Doku, sadece bir kişinin aynı annenin bedeninde çıkması, onların çocuğu olması bir şeyi değiştirmez. Gülistan Doku benim kızım. Bütün bir kentte yaşayan, bu dünyada bütün herkesin kızı. Gülistan Doku'ya yapılan her neyse bütün kadınlar yapılmış diyebiliyorum. Gülistan Doku'nun bir an önce akıbeti neyse bulunsun. Bir anne olarak yani ifade edilmek, kelimelerini söylemek çok zor. Ben hani diyorum ya, kişinin doğurması önemli değildir. Kadın olarak, düşünce olarak, beden olarak, kişi olarak hepimiz biriz. Gülistan Doku neye uğramışsa, ne tarafına kaybolmuşsa bir an önce çıksın. Ve o annede ve biz kadınlar olarak bir şeyi kanıtmasını istiyoruz.
Valla ülkemizde yani son zamanlarda kadın cinayetler işlemektedir. Bu ülkede kadınlar özgür olabilmesi için demokrasi güçlü bir yere gelmesi gerekiyor. Bu konuda ciddi mücadele vermesi gerekiyor. 2020'ye girerken daha dün yeni bir kadın katledildi. Bu katliamın son bulması gerekiyor. Yani devletin bu işe ciddi bir yer atması gerekiyor. Bu konuda bir şey yapması gerekiyor. Yoksa bu kadın cinayete devam edecek, kadınlar hep ölecek. Yani artık ne zaman kadar bu kadınlar ölmeli? Herkesin bir şey yapması lazım diye düşünüyorum. Gülistan Doku, yarın bir yılı olacak. Şu ana kadar nerede, ne olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yok. Hani devletin de bu konuda yeterli olduğunu düşünmüyorum. Suya atladığı, intihar ettiği düşünülüyor ya da birileri tarafından öldürüldüğü düşünülüyor. Ama bununla ilgili hiçbir ipucu, hiçbir kamera görüntüsü, hiçbir şey yok. Yani soruşturması nasıl devam ediyor? Sadece suda arandığını biliyoruz. Başka türlü başına ne geldi, kaçırıldı mı, başka yerde mi? Bununla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu yüzden devletin yetersiz kaldığını, eksik kaldığını düşünüyorum. Yani bu konuyla daha detaylı ilgilenmeleri gerekiyor. Sonuçta bir yıl oldu. Bir annenin bir evladını bulamaması. Bir yıl çok büyük bir acı. Yani empati kurmaya çalışıyorum ama gerçekten tarifi zor bir acı. O yüzden destek istiyorum. Gerçekten devletin bu konuda yeterli derecede ilgilenmesini ve bu soruşturmanın üstüne yeteri kadar düşmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gülistan Doku bence bir an önce bulunmalı. Yaşıyorsa da, ölmüşse de. Şimdi Gülistan Doku'nun kaybolması yaklaşık bir yıl oldu. Ama ne yazık ki cesedini bulamadı. Biz üzgünüz. İnşallah bir an önce cesedine ulaşır. Aile de rahatlar. Biz de rahatlarız. Neyin ne olduğunu ortaya çıksın. Yani bilmiyorum, üzülüyoruz yani. Bir an önce bu olayın ortaya çıkması lazım. Dersim halkın beklentisi de bu yöndedir. Yaklaşık bir yıl oldu. O aileye de yazık günah. En azından cesedini alıp rahatlarlar yani. Başka ne diyeyim yani, devlet bu konuda biraz daha yapsan, biraz daha ilgilenirse bu sorunlar hakkında ne gerekiyorsa onu yapması gerekir. Yapmaları gerekir. Çünkü bu işin artık çivisi çıktı. Bir yıl oldu geçti. Nasıl ortaya çıkacağız biz anlamadık. Başka ne diyeyim yani, yazık. Aileye yazık. Aileye üzülüyor yani. Üzücü bir durum. Kötü bir durum sonuçta. Gülistan Doku için de gerçekten üzücü bir durum. Failleri için, ailesi için ben bazı şeyler duydum. Babasını ben burada gördüm, ondan sonra dersinde gördüm. Üzüldüm. Eşiyle beraber burada gördüm. Gazetede okumuştum. Ondan sonraki gün burada gördüm. Hani bir şekilde korunuyorlar yani, devlet tarafından. Korunduklarını düşünerekten. Devlet tarafından korunduklarını düşünüyorum. Yani bence öldürülmüş. Suda değil kesinlikle. Bu yanlış bir bilgi yani. İnsanları yanıltmak olarak düşünüyorum. Gülistan Doku bence katledildi. Bilerek öldürüldü yani. İmha edildi. Artık nasıl oldu onu bilmiyorum tabii de. Suda değil yani. Bilerek yapılan, işte valilik tarafından korunuyor emniyet. O yüzden çok söylenebilecek bir şey yok bence yani. Üzücü bir durum ama yani bir toplum için, bizim için kötü bir durum. Ben Gülistan Doku'yu ilk kaybolduğundan beri zaten sürekli internetten takip ediyorum. Hatta kayboldu işte, o son görüntüleri falan gördüm. Yani çok zor bir şey ki ailesi sürekli bir bekleyiş içinde, bir umut içindeler. Ama yani bir insanı böyle, o annenin ilk buraya geldiği hali ve son halini görseniz zaten ne kadar yıprandığını anlarsınız. Yani devlet her şeye bir çare buluyor. Yani sırası gelince birçok şeyi çözebiliyor ama bir kızın bulunmasına, yani nasıl desem, sanki böyle bir engel varmış gibisinden davranıyorlar. Sanki o kızın yani bir anda sır olduğunu falan düşünüyor herhalde. Yani baraja atılmış olsaydı eğer ya da intihar etmiş olsaydı, ki ben çoktan bulunacağını düşünüyorum. Bir şekilde yüzeye çıkabilirdi. Yani bir şey takılmamışsa, edilmemişse. Ama ben o kızın yani intihar ettiğini falan düşünmüyorum kesinlikle. Bunun bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Ki bu kişinin zaten onun o sevgilisinin kaçma durumu var yurt dışında. Çünkü Rus'tu herhalde. Zaten bir insan ondan sonra yani ben birini intihar etse, yani eğer benim bunda bir payım yoksa ben bir yere kaçmam yani. Benim çünkü bir suçum yok orada. Ama o çocuk yani resmen kızın öldükten sonra hemen yurt dışına kaçma gereği duymuş. Demek ki bu çocuğun kesinlikle bir parmağı var. Öncelikle o çocuğun bulunması lazım, getirilmesi lazım, onun sorguya alınması lazım. Yani bunlar bu şekilde çözülür. Yani her şey biliniyor ama hiçbir şekilde hiçbir şey yapılmıyor.
O çocuk orada sonuçta. Kim olduğu belli. Şimdi bir genç kız olarak başıma geldiğini düşünüyorum. Hakkımın aranmasını isterdim açıkçası. Başıma gelen bir şeylerden sonra. Ailesinin ne durumda olduğunu vesaire. En basitinden elime parmağıma bir iğne battığında annemin ne kadar canının yandığını o kadar iyi anlıyorum ki. Şimdi ailesi ne durumdadır, ne koşullarda, onunla bekleyiş içerisinde kimsenin bir haberi yok. Bulunabilir, her şeyin bir çaresi vardır. Bunun aynı şekilde vardır. İyi kötü her şey elimizden geliyor. Tek ümidimiz Gülsan Doku'nun aramasını tekrar başlatılması ve bulunması inşallah. Şimdi bir yıldır bir insanın kaybolması, insan bir şeyde bu cumartesi annelerinin bir röportajında dinlemiştim. Ve orada annelerden bir tanesi dedi ki, herhangi birinin dedi bir kibriti kaybolsa ortalığı birbirine katıyor dedi. Şimdi burada bir can, genç bir kadın, yani neden, nerededir, nasıldır, ne oldu, hangi güçler tarafından ne oluyor, hiçbirimizin tabii hiçbir şekilde bilgisi yok. Neden yargı bununla gerektiği gibi ilgilenmiyor, bilmiyoruz. Bir fikrimiz yok. Zaten bununla ilgili bir fikir beyan edildiği zaman da mağdur, gene mağdur haline geliyor. Zaten kadın, zaten o insanlar mağdur. Ciğerleri yanıyor, evlatları kayıp. Bir de bununla mücadele ettikleri için mağdur olurlar. Ben bir vatandaş olarak, ben sıradan bir kadın olarak bunu anlamıyorum. Vicdanım da kabul etmiyor. Her Gülistan'ın ablasını gördüğüm zaman kendi kız kardeşim geliyor aklıma. Onun başına böyle bir şey. Kendim geliyorum aklıma. Başımıza, toplumda, kadın olarak herhangi bir şey geldiği zaman ne kadar savunmasız, ne kadar hakkımızı arayamayacağımız bir ortamda, durumda olduğumuzu görüyorum maalesef. Gülistan'ın ablasına, ailesine çok selam gönderiyorum. Çok üzgünüz, onlar kadar üzgünüz.